Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Niye gülüyorum biliyor musun? Bu dersi hep burada nasip oldu ya. Bu ders hep burada nasip oldu. Garibime gitti. Gelirken düşünüyordum. Yani bir şekilde olmadı işte Türkiye'de. Peki, hanımlar hakkında neyi ne kadar biliyorsunuz? Dördüncü ders. İnşallah iki derste bitirelim. Daha ondan sonra erkeklere geçeriz. Aman abi. Erkeklere geçeriz. Erkekler hakkında neyi ne kadar biliyorsunuz? Bir kadının diğer bir kadının her kabahatini affeder, yalnız kendisinden güzel olmak kabahatini affedemez. Zaafları mı onlar? Kendilerini çok mu beğeniyorlar yoksa abi nasıl bir halet ki bu böyle? Beğenmekten değil. Kadının fıtratında gösterme özelliği var. Erkekte de bakma özelliği var ya. Onun için kıyaslanmayı hiç sevmezler. Mesela bir erkeğin karısını yapabileceği en büyük ihanetlerden bir tanesi de karısını başka kadına kıyas etmesidir. Bu yıkımdır. Niye yıkım biliyor musun? O da tutamaz kendisini de, seni de başka erkekle kıyas ederse, işte o zaman boyun ölçüsünü alırsın. Ona ben bizzat şahit oldum abi. Öyle mi? Alman eşinin yanında, Türk Alman eşi vardı. Bir kadını şey yaptı. Alman olduğu için zaten o hiç şey yapmaz abi. Türk olsa belki biraz susardı da, Alman'da bir tane erkek geçiyordu kocasının yanında. Resmen adam aslında. Allah Allah. He. Kocası kıpkırmızı oldu. Gördün yani. Yanlarındaydım, tanıyordum ikisini de. Allah Allah. Çocuk arkadaşım da oturuyorduk böyle. Bak işte yıkım. Başka? Kadın dövülmeyi musamaha ile karşılayabilir. Fakat tahkir edilmeyi asla. Yani olabilir sinirlendi, beni tartakladı. Yani mümkün değil de hani bunu tahammül eder ama tahkir edilmeyi, aşağılanmayı kocası tarafından hiç kabul edemez yani. Bu kadının zaafı değil ki yani sistem böyle çalışıyor. E tamam sen bunu aslında kadına değil erkeğe hitap ediyor. Yani bunu niye yapıyorsun ki? Yapma yani. Başka? Kadınlar bir pasaporttur. Bizi Allah'ın huzuruna kirli adımlarla gitmekten men eder. O harama bakmaktan dolayı mı? Evet, haramdan seni temizliyor. Yani harama gitmekten seni kurtarıyor. Bir pasaport gibidir. Bizi Allah'ın huzuruna kirli adımlarla gitmekten men eder. Yani dininiz tamamlanır diyor. O zaman insandaki bu bakma hissi çok kuvvetli bir şey olması lazım abi. Tabii yani bunu kadın şöyle anlar. Erkek de şöyle anlar. Kadın hangi duyguları, hangi şiddetle göstermek isterse kendisinin güzelliğini vesaire bedenini, aynı şiddette erkek görmek istiyor. Sen kadına ne kadar bakmak istiyorsan dışarıda, ne kadar dürtülerin kuvvetliyse, senin hanım da kendisini göstermek o kadar güçlüdür. Onun için niye anlattım bunu? Ya niye açılıp saçılıyorsun hanım? Ben sana yetmiyor muyum yani? Sen benimsin bundan sonra. Yani niçin böyle süslen? Niye kendini kime göstermek istiyorsun? Sitemi anla yani. Kadın, erkek ne kadar seyretmek istiyorsa kadın o kadar göstermek ister. Ahirette bunun tersidir. Kadın ahirette sevendir, erkek sevilendir. Dünyada erkek sevendir, kadın sevilendir. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Eğer bir kadın kendini göstermek istiyorsa esasında hakiki suçlu, kocası olmuş oluyor. Yani tabii onu onaylamıyor, takdir etmiyor, takdir etmesini bilmiyor. Yani zannediyor ki yalakalık yapıyorum. Çok acayip yani bir roller değişmiş.
Yani onu beğendiğini söylese abi. Tabii. Zaten kadın o zaman doyuma uğraşacak. Tabii. Yani istediği elde etti. O zaman kendini öyle dışarı göstermesine gerek kalmayacak. Zaten bak ustad da diyor ki, Lemaat'ta geçiyor. Erkekler diyor hevesatta kadınlaşırsa, heves kadınlarda galiptir. Erkek erkek olmalı. Erkekler diyor hevesatta kadınlaşırsa, kadınlarda erkekleşir diyor. Yani kadın erkek yapan erkektir. Kadınları erkeksi davranışlara iten erkeklerdir. Osman böyle bakmışsa insan kadınların çoğu şeyde pek fazla günahları yok. Yok tabii, yani azdır tabii. Tabii işte bunu bilince zaten zannediyor ki kadın benim zaaflarım. Hayır, kadını buraya iten o. Mesela kadın o kadar acayip bir pis ahlakımız var ki, pis ahlak diyeyim, pis ahlak diye söyleyeceğim. İltifat cimrisisin yani. Ne var, eline sağlık. Sağ olasın. Hani demesen, ya hiç böyle, kabadayı böyle biraz kötürüm bir adamsın demeyi bilmiyorsun ama Allah Allah ya, bende mi bir tuhaflık var? Bugünkü yemek çok güzeldi ya. Hani deme yani güzel yaptın, güzel oldu. Ne güzel yaptın, eline sağlık diyemiyorsan de ki eline sağlık yani. Yemek çok, Allah Allah ya, herhalde ben de çok açtım galiba. Ya bir şey de yani. O da kenardan ücretini alsın. Malını satarken, Alman araba satarken, kaç 40 tane su döküyorsun. 40 çeşmeden derler ya. Takla atıyor abi. 40 takla atıyor. Ya peki senin çocukların anası ya. Allah'ını seversen ne kaybı? Ben mi bilmiyorum hanımım yok da. Ne var yani? Eline sağlık hanım. Ya bunu bir mi söyledin sen? Bir mi söyledin değil mi? Eline sağlık hakikaten hanım. Eline sağlık, ne kadar güzel oldu. Vallahi kadın bunu 40'la öder. O iltifat var ya, onu fişek yapar, fişek. Gerçekten abi ya. Yani bazen böyle çocukların peşinde koşturmaktan, etmekten elinden halsiz düşüyor böyle akşam böyle şeyde. Ama mesela yaptığı yemeğe şöyle hafif bir iltifat, çok güzel olmuş, niye az yaptın? Halbuki çok yaptı. Hı. Niye az yaptın? Yemek kalmadı falan böyle. Bir şey işte çaktırmadan bitti. Öyle bir enerji geliyor ki abi. Az önceki böyle ölü gibi olan diptir oluyor. Aynen öyle. İnsanı öldüren de dirilten tasavvurlardır. Benim böyle bu hastalığım olduğundan dolayı bu fiile bakmıyorum. Nereden kaynaklanıyor? Düşüncesini ihya et. Kadının düşüncesine hakim ol. Kadına hakim ol. Ramazan oruç düşüncedir. İlk defa böyle bir tabirler çıkıyor. Düşüncene hakim ol, orucuna hakim ol. Ne demek? Ben tutamam. Tamam, tutamazsın ki. Niye tutamam canım? Ben tutarım. Böyle inan, düşüncenin böyle olsun. Kesinlikle her halükarda taş ocağında bile tutarsın. Erkeği ne ile mükellef etmiş ise, kadını da onunla mükellef eden, emir de, nehi de, tahzir de, tahzir, tepşir de, erkeğe ne ile hitap etmiş ise, kadına da onunla hitap eyleyen her iki sınıfı pek az ahkam müstesna olmak üzere yek diğerinden ayırt etmemiş olan kanun varsa, İslam şeriat kanunudur. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde bile laik sistemde aynı iş yapan kadın erkek memur aynı maaş alır. Siz söyleyin, Almanya'da kadın erkek aynı maaş mı alır? Yok. Kadınlar hep aşağıda alır. Ama Türkiye'dekiler bunu bilmez. Avrupa'yı vahşi bilmez yani. Zanneder ki kadın erkek aynı iş yapanlar aynı ücret alır. Hayır, 200-300 öyle dedi bana. 280 euro aşağıda alıyor dedi. Aynı iş yapıyorsan ben oturuyorum. Bak bir de okuyayım. Erkeği ne ile mükellef etmiş ise Allah, kadını da onunla mükellef eden, emirde, yap, nehirde, tahsirde, tepşirde, korkutmada, müjdelemede, erkeğe ne ile hitap etmiş ise, kadına da onunla hitap eyleyen, her iki sınıfı
pek az ahkam müstesna olmak üzere. Her iki sınıfı. Bazı ahkamlar müstesna olmak üzere yek diğerinden ayırt etmiş olan kanun, yek diğerinden ayırt etmiş olan kanun varsa İslam şeriat kanunudur. Bu şeriat kadını şu rez ve cidal meydanına, bu şeriat kadını bu rez ve cidal meydanına atılmaktan, yani mücadele etmek, kapışmak, para kazanmak, çoluk çocuğunu geçindirmek. Zaten Almanya'daki kadın kadınlığını unutmuş çalıştığında. Kadın yok ya. Yok ki. Piyasada kadın göremezsin. Yani hep çalışıyor ve çarpışıyor, yarışıyor, erkek de yarışıyor. Ayakta kalması için erkek de yarışıyor. Fabrikaya beraber gidiyorlar. Aynı tezgahta çalışıyorlar. En ağır iş burada kaynakçı tornacı abi. O işlerde bile artık kadınlar çalışıyor. Üf. O var mı? O tornada da mı var? Elektrik pervanesi var ya. He. Onu çalıştığımız yerde benimle aynı işi yapan, benden kesin daha da ağır iş olan bazı bu şlosa diyoruz. O da tornacı abi böyle. Parçaları, mesela ağır demir parçalarını getiriyorlar, yanaştırıyorlar, oraya punta ediyorlar. Sonra biz gidiyoruz, hazır yeri kaynak yapıyoruz. Onları bile yapan kadınlar var. Fesubhanallah. Yani kaynak yapanlar var da, onunla ötekisi ağır işini de yapanlar var. Çok işte bu şeriat, kadını şu rens ve cidal meydanına atılmaktan korumuş ve ona ümitlerin daha ötesine göz dikemeyeceği haklar bahşetmiştir. Mesela kadın hak değil, maldı. İslam'dan önce. Alıp satılan bir şeydi. Hedef tahtasını koyup ok atarlarmış. Öyle derken abi, sanki Asya taraflarında kadının değeri yoktu da Avrupa tarafında kadının değeri varmış gibi bazen insanlar algılıyorlar. Avrupa'da o zamanlar kadını yani bir hayvan olarak bile ele almıyorlardı. Almıyordu. Şu anda zaten beyaz kadına, sarışına aptal diyorlar değil mi? Japonya'da ne diyor? Japonya'da kocası ölünce kadın bir daha evlenemez. Evlenemez. Ve çoğusu o psikolojide intihar ediyor. İsrail, Yahudi, kadın özürlü olduğu zaman, şimdi bilmiyorum nasıl yapıyorlar, Tora öğretisinde, Yahudi'de, özürlü kadın hayvanlarla ahırda özürü gidene kadar orada kalacak. Gerçekten mi abi? Onu da yapıyorlar mı abi? Tabii. İdi de Tora'da öyle. Şimdi herhalde ahırın yanında bir bölüm yapmışlardır. Yani evde olamaz. Evde uğursuzlukmuş. Afat bela gelirmiş. Evde olmuyor. Evde olmuyor da şimdi ahırın demek ki yanında bir tane bir şey yapmışlardır. Sığınak. Japonya'da evlenemez. Çünkü niçin evlenemez biliyor musun? O kadın o erkeğe aitti. Mal. Japonya'da kadın maldır hala. O ne derse öl dese ölür. Ölecekmiş. Görmüyor musunuz kadını? Filmlerinde hep böyle. Ezik görüyor. Kadın maldır hala. Japonya'da. Evlenemez ki. Bitti. Yeni diyorlar, ölmeden önce kanserse devlete başvuruyormuş bilmem ne resmi, benden sonra evlenebilir. Ki hangi erkek Japon benden sonra kadın evlensin der. Ya. Kadında ve atta asalet ara. Kadında ve atta asalet ara. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pislikte yetişen gübreyi gülü koklamayın. Hemen bir tanesi söyledi bunu söyleyince. Yani asalet ara. Abi yani asalet de bu. Ya kardeşim merak etme, sen onu düşünme. Sen kendini asaletli ara. O asaletsizse asaletsiz bulur. Nasıl bulur? Asaletsiz kaportaya bakar, bulur onu. Asaletli erkek kaportaya bakmaz. İlk önce dine ve aslihu neslihu. Evi var mı? Var. Avası var mı? Var. Asaletsiz kadın böyle asaletsiz adam arar.
arabasına ve malına odaklanır. Asalete bakmaz. Sebebi asaletsiz olduğu için. Erkek ise güzel midir? Yeni yeni yetmeler var işte. İş çalışıyor mu? Ha, bu da asalet aramadı. Niçin aramadı? Çünkü asaletsiz olduğu için. Asaletli, asaletli arar. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Atta ve kadında asalet aranır. E koşu değil. Asalet. Dersin birinde şöyle söylüyorsunuz. Yani bir erkek ne kadar pislik yaparsa yapsın, hanımını yine de namuslu arar diye. Ya. Yani kendisi gibi aramaz yani. Aramaz. Mesela ben öyle rastladım. Hocam dedi, bana yardım eder misiniz? Teyzem gönderdi dedi. Nereden geliyorsun? Ümraniye'den geliyor. Ne istiyorsun kardeşim? Ya hocam dedi, vakuma acayip bir şey. Soytarı tipli bir şey. Ya dedi, ben evleneceğim de dedi. Aile temiz yuva kurmak istiyorum. Artık hayatımı değiştirmek istiyorum. Burada temelden temiz atmak istiyorum. Ya bu senin namazın var mı? Ya bana, beni de namaza alıştırsın dedi. Ben her şeye karar verdim. Ben ona tamamen tabi olacağım dedi. Kendim kurtulamıyorum bu pislikten. Baktım, Allah Allah, aferin lan. Öyle bir pozisyonda falan nasıl yapmak lazım? Şimdi güven olur mu? Olur ha, o başka mesele. Yani o başka mesele. Güvenemiyorsun da. Yani bu işlere fazla karışmayacaksın. Karıştı mı? İyi oldu. Allah'tan kötü oldu. Allah belasını versin Hasan'dan. Öyle diyor. Öyle der ya. İnsanoğlu bir vefasızdır. Yani sana kasten böyle bir şey yaptı. Yok, o da uğraştı sana. İyi olmanı istedi. Ama insanoğlu işte. E çıktı böyle. Ama hemen vefayı böyle yapıştırıyor. Bu şaka demiyorum ha. Bu bana yaptılar. Çok uğraştım böyle. Okumamış din için, tesettürü için böyle kızları evlendirmeye çok vesile oldum. Çok delikanlıların evlendirmeye çoğusunda, onda, beş, altısı hep böyle yakışıksız cümleler bana yakıştırdılar. Ondan sonra hiçbir şeye karışmıyorum. Herkes herkesi bozsun. Demek ki bir araya gelince farklı şeyler mi istediler? Yani değişiyor yani mesela. Din olduktan sonra. Yok böyle en şu. En fazla şey beklenti içinde oluyoruz. Çok acayip bir şey bekliyoruz. Kadın deyince böyle dindar, nurcu vesaire. Ya kardeşim seninki bir şey işte bir adam, kadın çünkü insan. Hata yapar bu. Bak bu insan hata yapar. Bu adam, kadın, adam da, erkek de, kadın da düşer. Ya düşer, düşmez, kalkmaz bir Allah'tır ya. Ben de düşerim kardeşim. Önemli olan zaten evet. Namazıysa, gittiği yol sahibi. Düşer sonra kardeşim, yani hata yapar. Mesela bak ben hata yaptım şimdi mesela. Hata dedim. Ben asla yemeğimi, teşvik için söylüyorum. Tıraş olurken, yemek yerken, su içerken, abdestsiz olmamaya çalıştım. Ben tıraş olayım dedim. Girdim çıktım, bir istibra olsun dedim. Girdim çıktım, abdestli olmadım. Abdestsiz tıraş oldum mesela, unuttum. İnsan düşer işte. Unuttum, soralım. Düşüyor. Yani her hareketimizi diyorum, her söylediğimizi düşünerek mi yapıyoruz? Düşmüyor muyuz? Düşüyorsun, insanız işte. Sonra estağfurullah ya Rabbi, Allah Allah. Estağfurullah, hakikaten estağfurullah. Niye benden ayrılsın ki abdestsiz bir parçam? Niye benden ayrılsın? Üzüldüm. Bak üzüldüm ki şey yaptım ya. Çok tuhaf ya. Bir şey de anlatayım size. Nasıl şeyiz, bizi zaten dinleyen, bizi senelerden beri takip edenlerdir. Bizi birbirimizi biliyoruz. Bir şey anlatacağım. Ben belki birilerinin sorusuna cevap olacak. Bilmiyorum, belki buradakilerin değil. Veya benim de değil. Ama birilerine cevap olacak inşallah. Öyle inanıyorum. Çünkü bunu bana böyle Rabbim boşuna vermedi. 12 sene zannediyorum, 12 sene önce vefat eden bir abi. Yani abi Nurcu, İçtimaiyattaki Nurcu. Tanıdım, çok iyi. Ortak hizmet ettik. Şimdi abdest alıyorum. 12 sene. Bunun üzerine yemin ederim ki çok zikredeceğim bir abi değil. Yani abi derken yaşlı olduğu için ya abi. Yani pek muhabbetim de yok yani o kadar. Yani dersleri arabasıyla bizi götürürdü. Ne kadar? 3-5 defa götürdü.
vesaire. 12 sene olmuş vefat edeli. Bu Almanya'da, bu memlekette abdest alırken geldi şimdi. O öleli 12 sene oldu. Geldi şimdi ya. Geldi. Kalp ne tuhaf bir şey ya. Ne acayip bir şey bu kalp ya. Kalbe mukabil kalp ya. Geldi dedi ki, Hasan kardeş dedi. Ürküldüm biliyor musun? Mana ha. Resmi geldi. Resmi geldi, sesi geldi. İşte hayal de, şizofreni de. Bana hakkını helal et dedi. Senin aleyhinde birkaç defa bulundum dedi. Aynı böyle. Senin aleyhinde birkaç defa bulundum dedi. Ne olur bana hakkını helal et. Ben ne dedim biliyor musun? Aynı böyle abdesti durdurdum. O su da akıyor ha. Aynı böyle. Dedim ki, hayırdır abi dedim. Sen öleli kaç sene oldu? Beni artık hak mı kaldı dedim. Aynen. Ne olur kullanın bunu. Hak mı kaldı dedim yani. Kaç sene oldu dedim sen öleli. Şimdi onlar hep geçmedi mi? Hayır dedi. Senin şu anda seninkiler kantara takılı. Tartılıyor dedi. Sıra geldi kul hakkına dedi. Kul hakkının senin dedi. Senin aleyhinde konuştuğum şeye geldi. Sıra ona geldi dedi. Şu anda o tartılıyor. Şu anda dedi. 12 sene olmuş. Hesap veriyor. Dediğini söylüyorum. Kitabı söylemiyorum. Dedik, dedim. Bütün o kul hakları şey yapılıyor. Şu anda kantarda senin hakkın var dedi. Dedim böyle durdum. Bana müsaade ettiler dedi. İstersen helallaş onlar dedi. Geldi. Yerden göğe kadar siz de şahit olun ki orada yaptım. Helalihi bolsun dedim. Abi estağfurullah. Ondan sonra bir daha herkese yaptım. Kim benim alemde bulunmuşsa, kim hakaret etmişse, dava mı hariç? De o davayla alakalı. Şahsıma, kimliğime, kişiliğime. Çok korktum şimdi de. Duygusallık davranmayacağım şimdi. Geçmişte ve gelecekte bana benim şahsıma edecekleri tenkit, gibet, her şeyi benden dolayı kimse haşırda hesap vermesin. Hepsini anaların sütü gibi helal ettim. Küfredenlere de dahil. Hepsini helal ettim. Benden dolayı kimse hesap vermesin. Çünkü orası çok deşik. Ağlamam geldi ya. Yeni geldi dedi sıra. Şu anda Kantar'da dedi. Arkadaşlar o Rize'de ben Almanya'nın bilmem neresindeyim. Kalp hakikaten bir tuhaf. Deli olacağım zaten Risale'nin. İstikbal hale uğruyor, maziye dökülüyor diyor. Değil mi? O zaman bir yere gitmiyoruz ki. Biz nereye gidiyoruz ki? Zaten o geliyor. Burası değil. Dedime bir cümle daha bu delil oldu. 440 metubatta yeni buldum. Yeni bir mana. O bunu hep söylerim de mana şu o değil. İstikbal hale uğrar, maziye dökülür. Şimdi sordum. Biz hani istikbale gidiyorduk? Bir yere gittiğimiz yok. İstikbal geliyor. İstikbal hale uğruyor, gidiyor. Ben neyim? Ben buradayım. Ben modelmişim ya. Bir şey olduğum yok ya. Kader Risalesi'nin öyle diyor. İnsan bir modeldir. Bir terzi diyor seni model tutsa. Bir tuhaf ya. Nasıl izah edeceksin? Kur'an'ın üzerine yemin ederim ki ben o kadar ala kadar değilim bu zatla. Yani milyonda hiç kimse hatırıma gelmeyecek tiplerden birisi bu. Niye gelin? Şu anda dedi senin hakkın Kantar'da dedi. Şu anda senin kul hakkının senin hakkına geldi dedi. Demek ki müsaade ettiler ona. Gitti de helallaş. Bana böyle yaptı. Birisinin rüyada başkasına girecek. Tam abdest alırken demek ki benim kantara konmuş. Hemen hiç bekletmedim. Hemen helal ibe olsun dedim. Güldü gitti. Ne kadar rahatlamıştım. Üf. Ya. Burası buraya da benzemiyor ki abi. Bu konuyla ne alakası var ama o kadar etkilendim ki psikolojisi onun üstümde yani. Şimdi seninkisi geldi diyor. 12 sene, ondan aşağı değil yani. Ondan aşağı değil. Çocuklarına soracağım kaç sene önce öldü diye. Onu merak ettim ya. Şimdi sıra Kantar'da senin hakkın duruyor dedi. Senin aleyhinde bulundum dedi. Birkaç defa seni gıybet ettim dedi. Senin hakkın Kantar'da duruyor şu anda dedi. Bana müsaade ettiler.
Abi dedim, şimdi ne şey oldu dedim ya. Şimdi bana müsaade ettiler. Müsaade etmeleri. Demek ki çok hizmette koşturmuş ya. Bizi de götürmüş sağa sola ya. Allah razı olsun, arabasıyla çok götürdü. Boçka'ya götürdü, Artvin'e götürdü. En uzak yerlere o götürdü. O konuda acayip cömertti ya. Arabasını yırtı, mazot dinlemezdi. Ha şimdi mazot Allah dolduruyor ona. Ona öyle bir araba veriyor ki, ben şahidim. Arabasını hiç şey yapmazdı. En güzel tarafı şuydu. Hasan kardeş, ahirete mesul olmak istemem. Gecenin hangi saati olursa olsun hizmet var abi, hemen gel diyeceksin diyor. Telefonum açık dedi. O zaman cep telefonları yok, ev telefonu. Abi ya, çok yaşlı yani. Usta abiden de yaşlıydı. Yaşlı adam, biz utanırdık ya, abi gel götür bizi. Hizmetli olarak 12 sene sürerse. Böyle bir adamdı. Ama Allah müsaade etti ya. Gitti, hakkını helal ettir. O ayrı bir şey de. Evet, Allah mükafatlandırdı. Allah benim Müslümanlarımı mükafatlandırsın. Kadın göz yüzüne, ne? Kadın gözü yüzüne benzer. Kadın göz yüzüne benzer, açılır, kapanır, şekilden şekle girer, gece gündüz değişir. Aynı göz kapaklı, göz gibi açılıp kapanıyor, oynuyor ya, simas hep oynar, değişir, hemen yansır. Dünyası suratında anlarsın. Halete geldik. O haleti hemen yüzünde belli olur. Hemen, hiç saklayamaz. O kadar net ve temizdirler. Biz işte o kadar sahtekarız, örtebiliyoruz üstüne. Abi hepten kötülediğimiz. Tamam hadi gelin. Yani acayip bizi ya. Saklıyoruz değil mi? O saklayamaz. Saklayamaz. Severim yani onları. Kadın güç işlerde, harici meşakkatlerde erkeğe rakip oldu. Maalesef lanet olsun şu laik sistemin. Kadın güç işlerde çok ağrıma gidiyor, çok dokunuyor. Harici meşakkatlerde erkeğe rakip oldu. Ona nasıl şefkat gösterebilir ki artık? Rakip olmuş. Ekmeği beraber kapışıyorlar. Ondan ne şefkat bekliyorsun ki? Rakibinde şefkat mı olur? Karı koca böyledir. Yani çalışan, karı koca evde çalışan, karısını çalıştıranın kulakları çınlasın. Ama zor durumdaysa hariç söz. Zor durumdadır. Hakikaten çok zor. Adam felçlidir. Adam ummadığı bir şey, kör oldu. Yani zaruret hariç. Zengin olalım, evimize biraz fazla girsin veya evimiz biraz genişlesin deyip de elinin genişlemesini isteyeceğine, giyeceğini kısıtlamayan, yiyeceğini kısıtlamayan, aldığı eşyayı kısıtlamayıp kadını piyasaya sürene yazıklar olsun. Bir de ondan şefkat bekliyorsun. Rakip, rakip değil mi? Hepten gidiyorlar ki zaten. Şimdi adam da çıkıyor okula, öğretmen, erkek de öğretmen. Kadın da öğretmen, erkek de öğretmen. Kadın, erkek öğretmen gidiyor. Akşam da aynı saatte geliyor. Ondan sonra sen ondan kadınlık bekle. Mesai arkadaşı karı olur mu? Mesai arkadaşı kocan olur mu? Böyle bir, nasıl bir duygu ya? Yani beraber işe gidiyorsunuz, ondan sonra beraber yataktasın. O zevk olmaz ki, o lezzet olmaz, o şefk olmaz, ne bileyim ya. Bende manyaklık bende var tabii canım. Ama hocam ne kadar acipse kadınla erkek de bu durumdan memnun. Yani hiçbir zannediyor. Niçin biliyor musun? Kargas kalmış, içi boşaltılmış ceset. Hani mumyalıyorlar ya, işkembeyi boşaltıyorlar, ilaca koyuyorlar, içini dolduruyorlar, adamı koyuyorlar. Hani Laz'dan dediği gibi bir sus kabakları var ya, sus kabakları. Bakarsın hıyar. Kırarsın çıkar üstü bir. Laz diyor ki ona, bakarsın hıyar çıkıyor üstü bir diyor. Yani sus kabaklarının içindesi lif ya. Ama aynı hıyar gibidir. Hıyar diye kırmış bir bakmış ki üstü bir çıkmış. Nasıl bir şey hissedilir. Zahire bakarsın. O da öyle. Kadın, adam memnun zannediyorsun ama ne adam kalmış demiyor. İçi üstü bir. Kimse yok içeride. Bunlar üstü bir bilmezler de abi. Üstü bir bu sanayide kullanılan böyle
çapın ellerinden yağlandığı zaman Zeki de tel tel olan böyle ip ip olan bir şey. Mesela bir bez parçası var ya, bez parçası gibi ince ince ipliklerin, atılacak iplikleri böyle fabrikada atılacak iplikleri var ya, kumaş dökürken olmamış, o karışmış ip. Şimdi sanayide çalışan insanlara böyle üstü bir şapı atarlar. Ha. İşte öyle. Başka. Bu çok acayip değil mi? Kadın güç işlerde, harici meşakkatlerde erkeğe rakip oldu. Ona nasıl şefkat gösterebilir ki artık? Rum'dan yazdık. Erkek olmayı arzu eden kadınlar ancak kadın olduklarını unutanlardır. Bir daha söyleyeyim. Erkek olmayı arzu eden kadınlar, hangi tip kadındır? Ancak kadın olduklarını unutanlardır. Başka? Kadın nasıl bir şey böyle ya? Erkeği okuyacağım. Sen de dersin ki acaba hep dışarıda kaldık. Kadın da bunu duysa şaşırıyor zaten. Ben böyle miyim? Niye biliyor musun? Artık ruhsal hayat yaşamıyoruz. Dimağı hayat yaşamıyoruz. Bedensel bir hayat yaşıyoruz. Dolduruyoruz mideyi, uşkurluğumuzu memnun ediyoruz, yatıyoruz. Abi, İşe gidiyoruz. Bu kadar olsa çok basit olur kadın abi. Bu işte, adam da böyle olmuş. Adam da böyle olmuş. Halbuki kadın da... Sende olan duygular var ya. Adam, senin bildiğin, duyduğun, tefekkür ettiğin şey, şu Alman rüyasında görmeyecektir. Ölünceye kadar. Sen böyle tefekkür ettiğin manaları, değil tefekkür, insana verdiğin değer, insana yüklediğin mana, onun hayalini, ahireti bile görmeyecek. Sen değil, Müslüman, nurcu değil, nurcu olmayan bir Müslüman, insanın kainatın çekirdeği olduğunu, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'in, cennetin, cehennemin, arşın, kürsün, Allah'ın dışında her şeyin insan çekirdeğinden yaratıldığını, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın açlı olduğumuzu kaç tane Müslüman biliyor? Ne kadar şükretsek az. İndiren Allah hamdolsun. Kim ne derse desin. Kadınların gözyaşlarında çok defa kurnazlıklar gizlidir. Gözlerinden dökülen yaşlar çok defa yapmak istedikleri bir şeye güçlerinin yetmemesinden ileri gelir. Bu yaşlar bahar çiçeklerinin üzerine görülen çığ tanelerine benzer bu yaşlar, gözyaşları. Yani bilir misin, çığ düşer çiçeklerin üzerine, damla damla yaprakların üzerine, sanki yaprak ağlıyormuş gibi. Kadınların gücü yetmediği şeyde diğer gücünü kullanıyorlar, gizli gücünü, gözyaşını. O güçtür. Ondan sonra gözyaşını gören erkek çok azdır dayanabilen. Mecburu ram olacak. Kadından yaman düşman olmaz. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Abi biraz önceki şeyinle bazen böyle aralarındaki bazı kendi aralarında konuşmalar değil mi? Şöyle tabir kullanıyorlar. Kadın istedikten sonra kocasına yaptıramayacağı bir şey yoktur. İşte o. Aynen öyle. Kadına ben teferruatına girmeyeceğim. Açık saçıklığın en büyük darbesini diğer kadınlar yiyor. Erkeklerden ziyade onlara vuruyorlar. Nasıl yani? Bir parçasını söyleyeyim. Bir kere erkeğini azdırıyor. Kocasına zarar verdiği için o zarar kadından çıkıyor. Kadında erkeklik duyguları inkişaf ediyor. Kadında eşcinsellik inkişaf ediyor vesaire. Daha ağzımı açmıyor. Yani ona karşı hem kalbi öfkesiyle uyandığı gibi. Aynen öyle. Yani kadından yaman düşman olmaz. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Kadının arzusu konuşmak değil, söylemektir. Çok konuşuyor. Hayır, çok şey konuşmak istiyor seninle. Konuşmuyor.
bir şeyler söylemek istiyor. Öyle bak. Kadının şahsiyeti ve hayattaki her hareketi güzelliğine karşı beslediği güvenin derecesine göre kuvvetli veya zayıf olur. Bir öncekisinde, abi çok da müsaade edip mi? Hiç susmuyorlar. O zaman koyacaksın öyle. Uyuyacaksın. Eğer bak kadının bu ihtiyacını gidermese şaka bir tarafa, sen evden çıktıktan sonra telefona sarılır, onu bunu rahatsız eder. Yani bir halatı sorar teyzesine, şuna buna, bir sürü telefon parası ödersin bu sefer. Çünkü o bombayı patlatacak yani, o enerjiyi boşaltacak, konuşma enerjisi. Mesela beni 9 tane, 8 tane kadın ararsa 1-2 tane erkek arıyor. Ya yan diyorsun, ya yan diyorsun. Ya yan, ya yan. Bak, kadının şahsiyeti ve hayattaki her hareketi, bak kadının şahsiyeti ve hareketi, yani şahsiyetini ve hareketi ne etkiler? Güzelliğine karşı beslediği güvenin derecesine göre kuvvetli ve zayıf olur. Yani kadın kendisini ne kadar güzel bilirse şahsiyeti ve davranışları o kadar değişik yapar. Kendinden emin olmuş oluyor. Emin oluyor. Güven geliyor. Değişti yani, alttan almaz. Acayip yapar. O zaman aldatılan bir kadın ise hepten dibe vurur o zaman abi. Tabii aldatılan kadın var ya, o ruhu bitmiştir yani. O kadar aşağılık hissediliyor ki, yani sokaktaki aşağılık bir kadına giden erkek ne yapmış oluyor, ne diyor biliyor musun? Ey benim kadınım, karısına diyor. Sen o kadar aşağılıksın ki, sokakta gittiğim kadından daha aşağılıksın ki sana bile tenezzül etmiyorum. Sokağa tenezzül ediyor. Anladınız mı bunu? Yani buna gitmemekle, helaline gitmemekle, sokaktaki aşağılığa gidince karısına diyor ki, sen o kadar aşağılıksın ki sana karşı bir şey hissetmiyorum. Sen hiç benim için nazarımda değilsin. Hatta şu gittiğim benim için değerli çünkü tercih ediyorum. Sen ne ol? Burada bir tercih var. Sokaktaki şıllık. Sen o kadar aşağılıksın ki, o kadar çirkinsin ki, benim için hiçbir değerin yok ki, ben onu tercih ediyorum. Peki, aynı mendakka dukkayı kadın sana yapsa ne yapardın? Oraya girmeyelim ha, tamam. Ya, ama kadın öyle değil işte, bunu yapmaz. Ya, bunu yapmaz. Kadın o kadar tuhaf ki, bir kadında bana gelen bir şey var. Onu şey yapsam, sesi kesilecek. Kadın benimle meşveret etti de, başka bir yerde neyse kullandı, başka derste orada dinlerler. Meşveret etti. Ona boşan dedim yani, ben bile boşan dedim. Kadın boşanmadı. Boşanmamaya da direniyor. Ama o kadar acayip zulüm ki vesaire. Sonra öğle namazını kılarken gündüz tesbihat yaparken bir koridor açılıyor. Gayb açılıyor. Gayb'tan beni görüyor. Ondan sonra hiç ağzı çalışmadan kendi ruhu bana hitap ederek bir şey söylemiş. Durursa dursun ya. Okuyayım. Gayb açıldı. Koridor açıldı. Ben boşan dedim ya. O kadar etkilenmiş ki. Öğle namazı. Uyku değil. Rüya değil. Gündüz ortası. Koridor açıldı. Gayb açıldı. Beni gördü. Bana hitaben şunları söylemiş. Bulabilirsem, yani bulabilir miyim acaba? Başka bir derste kullandım. Ama bulsaydım çok ilginçtir. O gayba hitap eden, kendisi demiyor, ruhu bana hitap ediyor. Sonra kaleme aldı, bana bunu yazdı.
Ben de çok etkilendim. Hatta ağlattı beni. Biraz sistemvari bir şey var mı? Hayır. Kadın öyle, biz böyleyiz dedi. Bir, yani çok acayip ya. Yani kadın aldatılsa sineye çekiyordu abi. Bak. Erkek ise? Eğer bulamazsam biraz nakledeceğim. Ama bu bir insan düşünüş olamaz. Yani böyle bir insan, ben diyorum ya, enfusçi olduğum halde. Ben diyorum, bir insan düşünerek bunları böyle yazamaz bana. Selamun aleyküm abim. Namaz, öğle namazının tesbihatında sanki bir boyut açıldı orada. Abi ben size şöyle diyordum. Ondan sonra tırnak açmış, kendisini değil. Size, bana hitaben diyor. Bana diyor şimdi. Ben boşan demiştim. Size ömrünüzün geçtiği... Olsun olsun, olsun. Kapat da okuyayım. Size ömrünüzün geçtiği dershanenizi, oradaki yatağınızı, havlunuzu, kitaplarınızı, ağladığınız, güldüğünüz, sirayet ettiğiniz her şeyi bırak, bırak biz orayı yıkacağız deseler ne kadar üzülürdünüz. 34 sene geçti dershanen. Bak, siz ömrünüzün geçtiği dershanenizi, orada yatağınız, havlunuz, kitaplarınız, ağladığınız, güldüğünüz, sirayet ettiğiniz her şeyi bırak, biz orayı yıkacağız deseler ne kadar üzülürdünüz. Biz kadınlar da yuvamıza öyle bağlıyız. Bütün ihanetlere ve acılara rağmen ünsiyet ettiğimiz yuvamızı terk edemiyoruz. İçimizde çektiğimiz sıkıntılardan çok daha güçlü, adının ne olduğunu bilmediğim bir güç engel oluyor yuvayı yıkmaya. Vay be. Hürmet ederim sana. Çocuklar var mıydı abi? Var ama bir şey bu. Başka bir şey ya, ben başka bir şey anlıyorum. Böyle kayıp açıldı. Yani mükemmel bir ruhsal bir yazılımdan haber verdi bana. Bu bir insan düşünüp yazamaz bunu. Olmaz bu. Evet. Çok acayip. Kadın acayip. Bu kadın bu işte. Böyle kadın. Bu cenneti ne yapacaksın? Girdin zaten dünyada cennet. Cennet böyle işte. Adam cennette de abi. Cehennem yaşıyor. Gerizekalı. Tabii. Ramazan şey yapıyor. Şey ya. Çok acayip. Allah bu hemşirelerime yardım etsin. Yani bundan dolayı zaten bu aslında bu ders onları deşifre etmek değil. İnsan, kadın, erkek, keşke erkek olsa ben şey yapsam, birisi beni anlatsa. Zaaflarımı ve güçlü yönlerimi anlatsa beni güçlü kılar. Bu deşifre değil ki. Ben memnun olurum. Güçlü yönlerim, zayıf yönlerim nedir? Değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh ama adamı tutmuştu. Ya Ömer öleceksin. Ücretli adam tuttu. İkide bir ölümü hatırlatsın diye. Bu dersler seni sana hatırlatıyor. Başka? Sen bir kadına ben falan kadının yanından geliyorum desen sana hemen şu soruyu sorar. O kadın ne giyiyordu? Kadın o kadar görseldir. Yani düşünebiliyor musun bak? Başka? Çok zaman kadınlar reddettikleri vakit kendilerini vermek ihtiyacı içinde inlerler. Çok zaman kadınlar reddettikleri vakit
kendilerini vermek ihtiyacı içinde inlerler. Erkeğin kalbi göğsünde, kadının kalbi gözündedir. Gözüne güzel görünür, görünmeyen kadının kalbinde ırak olur. Bak, bir de okuyayım. Erkeğin kalbi gözünde, kadının kalbi gözündedir. Erkeğin kalbi göğsünde. Kadının kalbi ise gözündedir. Gözüne güzel görünmeyen kadının kalbinden de ırak olur. Gözüne iyi gözükmüyorsan onun kalbinden de uzaksın. Bilyan ona göre de var. Kadın için anlamak hissetmektir. Anladın mı? Anladım dediyorsa hissettim demek istiyor. Kadın aşkını gururuna, erkek gururunu aşkına feda eder. Kadın aşkını gururuna, erkek gururunu aşkına feda eder. İnsan evleneceği kadını mutlaka gündüz gözüyle görünüz. Bir daha okuyayım. İnsan evleneceği kadını mutlaka gündüz gözüyle görünüz. Aksi takdirde bütün hayatınız geceye benzer. Burada biz bazen diyoruz da abi, mesela türbanlı değil mi? Başörtülü. Türban diyorlar Türkiye'de. Bir şey diyor. Tesettür. Tesettür ha. Tesettür abi. Yani bizi mesela başını örtene falan tesettür diyorlar da hakiki tesettürler öbürleri abi. Evet. Öyle bir boya. Yani saçlarını boyuyorlar, yüzlerini boyuyorlar, kirpiklerini boyuyorlar, doğru. Her şeylerini boyuyorlar. Yani senin dediğin gibi. Aslı kendisi değil. Abi. Boya ile örtmüş, ötekisi bez de örtmüş. Bizim Müslüman kadınlar bez de örtünüyor. Buradakiler de boya ile örtünüyor, doğru. Saçı kendisi değil. Şüpheleniyorsun, acaba kendisi mi değil? Sarışın mı, esmer mi? Belli değil ki. Belli değil. Hakikaten belli değil. Yani gözü böyle mi değil mi? Boya küpünden değişmiş. Suratı öyle mi böyle mi? Yani senin de geceden alacağın sarışın, gündüz bakacağın esmer. Aynen öyle. Çünkü devamlı değiştiriliyor. İnsan evleneceği kadını gözünden ziyade kulağıyla tanımalıdır ve görmelidir. Ona sorular sor. İddiasını sor. Evlilikte ne bekliyor? Hayatta bakışı nedir? Sohbet et yani diyor. Evleneceğin kadını gözünle değil, kulağınla görmeye çalış. Orada göz yanılır veya aldatılır. İşte bir kadın işte. Şu anda açık olan kadının olduğu belli değil. Çünkü saçı boyanmış. Yüzü boyanmış. Hangisi peki? Kendisi kim ki? En azından kapalı kadının suratı kendisi. Efendim başını örtüyor. Sen de örtüyorsun boyayla. Bir tanesine demiştik zaten. Sen dedim örttüm. Sen de örtülüsün. Hayır dedi. Peki bu doğru söyle. Sen boya uçakta oldun. Sen boyalı mı değil midir? Ay hakikaten öyle dedi ya. Yanımızda dururken böyle de. Uçağa denk geliyorsun. Acayip işte. Hani bir şey soruyor, hoca mısınız diyor. Uçak titreyince mutlaka böyle, hoca mısınız, Kur'an okuyorsun falan. O zaman işte söyledik, ya işte ben aslında hiçbir şey demeden örtünce falan. Sonra, sen zaten örtülüsün dedim. Neyle örtülü dedi ya, ben açım. Dedim ya sen dedim, onlar dedim bez de örtüyorlar, sen de boyayla örtmüşsün. Onlar biraz daha kolayını, komple örtmekle, oysa tel tel örtmekle zahmetlisine girmiş. Eğer ömrünün selametle kalmasını istiyorsan evlenme ve borç altına girme. Ne borcu abi? Borç. Yani onun hayatını alıyorsun. O zaman ne veriyorsun peki? Onun her şeyini aldın. Psikolojisini aldın, özgürlüğünü aldın zahirde. Ruh kendisini sana teslim etmiş, maddi ve manevi. Borç değil mi? İşte Allah da ne diyor bunu? Emanetim dedi. Emanet alan borçlu gibi değil midir? Allah'ın sana emaneti. Allah'a borçlusun.
Allah sana soracak kadını. Ben sana verdim emaneti, ne yaptın? Kadının malına tamahla evlenme. Bak, kadının malına tamahla evlenme bir ticarettir. Evlenme ticaret olur. Güzelliğine tamahla evlenme bir sefahettir. Sefahet eğlence olur, evlilik. Akrabasının büyüklüğüne tamahla evlenme bir esarettir. Namusuna tamahla evlenme bir tevekkül ve kanaattır. Hakiki evlenme iki tarafın intihap ve meyliyle olan evlenmektir. Karının akıl, terbiye ve ahlakına güvenerek evlenen adam ise ölünceye kadar karısıyla mesut yaşar. Bak, niçin evleniyorsun? Yani bir üslubuma, bir kusuruma bakmayın. Yani yazmışız. Geldiği gibi yazmışız. Cümle düşük ama mana anlaşılıyor. Bir de okuyayım. Kadının malına tamahla evlenme. Evlenirsen evlilik ticareti döner. Hayır göremezsin yani. Ticaretten başka bir şey göremezsin. Çünkü zaten görme hakkında değil, çünkü ticaret için evlendi. Güzelliğine tamahla evlenirsen evlilik sefahate döner, eğlenceye döner. Köşe kaplamaca gibi olur. Akrabasının büyüklüğüne tamahla evlenme, yoksa esaret olur hayatın, evlilik. Namusuna tamahla evlenmek bir tevekkül ve kanaat olur. Ben namusu için evleniyorum. Hakiki evlenme, sen böyle ama hakiki evlenme ise iki tarafın intihap ve meyliyle olan evlenmektir. Yani ikisi de aynı şeyi istemeyendir. Mesela erkek diyor ki, ben çocuğuma, Allah Resulü tabiriyle, çocuğuma ana arıyorum. Öyle bir kız olsun ki çocuğuma baba arıyorum. Erkeğe de böyle baksın. Hakiki evlilik budur işte. Kadının, bak, kadının akıl, terbiye ve ahlakına güvenerek evlenen adam ise ölünceye kadar karısıyla mesut olur. Ötekisi? Bu da ama din çerçevesi altında olur abi. Tabii onu söyledik. İlk önce şey var, küfür gerekiyor. İlk önce din, sonra soy. Maşallah, şu kuşun sesine bak. En mesut izdivaç, kör kadının sağır bir erkekle evlenmesidir. Çünkü insanların zaaflarını anlatıyor. Kör kadın, yani kadın gözüyle yaşıyor, kadın da kulağıyla, şey erkek. Erkek hep duyma şey yapar. Çok tutkun aşıkların evlendikten sonra hayal sukutuna uğramaları evlilikten aşırı bir saadet umduklarındandır. Yani evliliği çok yüceltmişler. Acayip garayip pembe hayatlar kurguladılar. Böyle evlenenler hayatta sukut ediyorlar. Sükutu hayat, yani korkunç bir çöküntüye uğruyorlar. Severek evlenenlerin en çok olduğu Amerika'da boşanma da en çok sık orada rastlanıyor. Severek evlenenler dünyada en çok Amerika'da oluyormuş. Yani %100 neredeyse hep severek evleniliyormuş. Onun dışında evlilik yokmuş. Yani pek olmaz. Ama dünyada en çok boşanmalar orada oluyor. Türkiye'de istatistiğe ben baktığım için, bu arkadaşlar, bu alakalı, aileyle alakalı devlet şeyinde bakanlıkta çalışan memur vardı. Ya dedim, bana bir istatistik getirsene, evlilik bölgemize göre nereye görelere, hangi göre kişileri değişiyor, kimler arasında. En çok evlilik Akdeniz ve Ege'de oluyormuş Türkiye'de. Sonra Ankara, İç Anadolu, Eskişehir, oralar, Kütahya, Mutay, oralar, İç Anadolu. Sonra Karadeniz, en az boşanmaların olduğu yer Kürdistan. Kürt kardeşlerimizin olduğu yerde oluyormuş. Dedim ki, en çok hangi tiplerde boşanma oluyor? Orada yazıyor ya. En çok okumuş cahillerde oluyormuş.
En çok öğretmenlerde daha çok oluyor. Öğretmenler veya okumuş cahillerde. Kendilerini yönetemeyecek cahillerde. Kültür dedikleri şeyde enkaz olmuş. Cahil olanlarda, köylülerde boşanma neredeyse sıfıra yakınmış. Ya çok acayip. Aşıkla evlenen eşeklikle ayrılır. Delikanlı annesine aldanarak evlenir. Zanneder ki her şeyine katlanan annesi gibi olacak zanneder eşini. Yani bir delikanlı kadın olarak evde ilk kimi görür? Kız kardeşi yok, ablası yok. Yani %100 bir çocuk, erkek evde şey görür, kadın olarak anayı görür. O zaman onun aleminde ana modeli gibi. Zanneder ki her şeyime katlanan bir karım olacak. Kız, erkek olarak ilk gördüğü erkek modeli babadır. Zanneder ki her ihtiyacımı gideren, şefkatle kucaklayan, bağırmasının içerisini bile kollayıp kollayan, sevip kucaklayan baba şefkati zanneder kocası. Böyle bir beklentiyle evleniyorlar. Ondan sonra sukut hayale uğruyorlar. İzdivaç evlilik, yani izdivaç evlilik bir piyangodur. Bilet almak için erkekler hürriyetlerini, kadınlar da saadetlerini verirler. Ücret budur. Piyango alacaksın. Piyango almak için, bilet almak için para vermeyecek misin? Ha, evlilik bir piyangodur. Bilet almak için erkekler hürriyetlerini, kadınlar ise saadetlerini verirler. Evlilik olur. Talaksız nikah... Hangisi daha üstün abi? Fark etmez. Ona göre en büyük saadettir, ona göre hürriyettir. Talaksız nikah, emniyet... Bak, talaksız nikah, emniyet sübubu olmayan bir buhar kazanına benzer. Talaksız nikah. Nasıl yani? Yani mesela diyelim ki Allah Katoliklerde yapmış. Yani haşa Allah yapmamış da bunu yapmış. Katoliklerde boşanma yoktur. Haramdır. Bilmiyorsunuz. Burada yaşadığınız. Ben biliyorum. He, sen biliyorsun. Katolikte boşanamazsın. Haramdır. Ne olursa olsun şey yapacaksın. Allah Müslümanlara sevmediği ama mubah kıldığı bir fiildir boşanmak. Onun için talak, boşanmak sanki emniyet sübubu. Yani bir kazan düşün, basınçlı bir kazan veya düdüklü tencere. Düdüklü tencerenin üstündeki o şey olmasın, patlar değil mi? O sübub nedir? Patlamasını önlemek ise talak da birbirlerinin öldürmelerine mani olan emniyet sübubudur. Talak, Allah böyle bir sistem koymuş. Boşanmak. Koymayabilirdi. O zaman ölürlerdi. Ya içine akıtarak öldürdü ya da öldürürdü. Bu çok acayip bir şey. Allah bana nasip etti bu cümleyi. Talak, bak talak, talaksız nikah. Yani nikah yaptık ama boşanma yok. Yani evlilikte boşanma maddesi yok. Böyle bir şey yok. Katolikler gibi. Emniyet sübubu olmayan bir buhar kazanına benzer. Erkekler yoruldukları için kadınlar merakları sayıkasıyla evlenirler. Merak ettikleri için evleniyorlar. Aile hayatını, çocuk hayatını merak ediyorlar. Erkekler ise yoruldukları için. Artık hayatta işte bazı şeyler olmasın diye. Neticede ikisi de hayal sukutuna uğrarlar. Başka? Bir erkek iki gece arasındaki zevklerin farkını ayırt edemiyorsa vakitsiz evlenmiştir demektir. Yani beraber olmak ayıp bir şey değil, bilmek lazım. Evliler için bu. Yani iki tane böyle özel hayatı eşitse o zaman vakitsiz evlenmiştir. O kadar. Ne anlarsan.
evliliğin bütün mesuliyetlerini kabul etmeyi göze almadıkça evlenmeyin. Yeni anladın değil mi? Gözlerine onu göre. Anladım, yok abi. Anladın değil mi? Yani. Tamam. Evliliğin bütün mesuliyetlerini kabul etmeye göze almadıkça, yani risklerini alacaksın. Risk. Risk alacaksın. Bütün hepsini göze almadan evlenmeyeceksin. Evlenirken hem akrabasını hem de onun akrabasını nazara almalı. Ha bir dakika. Evlenirken hem akrabanı hem de kızın akrabasını nazara alarak evlen. Çünkü evlendikten sonra hükümet kuruyorsun. İç işlerini bakanı alıp hükümete kurmaya gidiyorsun. Ne bakanlıkları çıkıyor? Kayınbirader bakanı var. Kayınpeder bakanı var. Kaynana bakanlığı var. Bir sürü bakanlıklar var ya. O da öyle. Adam arabaya yazmış da ondan biliyorum. Arabaya yazmış Türkiye'de. İçişleri Bakanı'nı alıp hükümeti kurmaya gidiyorum demiş. Mutluyuz evleniyoruz var ya böyle yazılar. O da öyle yazmış. Aşk için evlenen ızdırap ile yaşar. Aşk bittiğinde her şey de biter. Nikah dairesinde ve evinizde şu levhayı as. İsterseniz evinizi asın, isterseniz nikah dairesini şu levhayı asın. Ne? Tevekkeltu alallah. Tevekkeltu alallah. Her şeyimi Allah'a beyman bırakmışım. Hiçbir şey sabit değil. Her şey olabilir. Her zaman her şey olabilir. Allah'a ancak vekil etmiş. Ettim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kadın da öyle diyecek, erkek de. Tevekkeltu alallah. Tabelayı asmalarını isteyeyim. Ben belediye başkanına böyle bir teklifte bulunacağım. Evlilik odasına nikah kıyan memurun arkasında tevekkeltu alallah. Arabanın arkasına da. Allah Allah. Ha evlene, mutluyuz, evleniyoruz. Yazacağına tevekkeltu alallah yazsın. Tamam. Şartlar bozuk olduğu için evlenmenin ekseriye neticesi bozuk çıkar. Şartlar bozuktur, ben evlenmem lazım, günaha girerim diye değil. Yuva kuracağım diye. Çünkü sen o şartlar için evlenince, o zaman senin nefsin başka yönde başka şeyler arıyor. Şart için evlenmeyeceksin. Yuvam kuracağım diye. Yuvamı kuracağım diye evleneceksin. Evlenmem lazım. Evet, lazım demek lazım. Yok bitiyorum, kaçıyorum. Onlar öyle bir acımasız azap bekliyor ki. Uçuyorum, kaçıyorum, yanıyorum. Piştim falan ne yaptım? En fazla 6 ay. Mal, para için evlenen hürriyetini satmış demektir. Dostunu, karını, sabrını felaket günlerinde tecrübe et. Bir elinde kitap ve bir elinde iğne olan kadının kocası ne bahtiyar adamdır. Bir elinde iğne, bir elinde kitap olan bir kadının kocası ne bahtiyar adamdır. Ne demek ya nasıl? Bir elinde iğne, bir elinde kitap. Yani cilt yapmayacak ya iğne, yuva, iğne yuva demektir. Evi birbirine bağlar. Yani evine bağımlı ki diken. Kadın demek evde dikiş nakış, yani evine bağlı olan dikiş nakış yapar. Yoksa dışarıda diktirir. Sevgidir dikmek. Yani söküğü, yani ayrılığı. Her şeyi söküğü, möküğü, parçalarını hep diker. Fiilen diktiği gibi ailedeki olumsuzlukları da diker. Dikim bittiği için, terziye gittikleri için evdeki kavgalar da dışarıda tamir edilmeye gidiyor. Evdeki parçalanmış kumaşlar, elbiseler evde dikilmeyip terziye gittiği için evde olan kavgaların da birleştirmek için dışarıya müracaat ediliyor. Kitap da işte niçin evlendiğini bilen bir kadın. Evlilikte ne bekliyor biliyor. Dünya için evlenmiyor. Ustadın tabiriyle ben
beka, ahiretteki refika hayatım için evleniyorum. Yani biz evlilik Müslümanlarca inancımızda kadın karı koca sırf dünya evliliği için yapmıyoruz. Ahirette de karı kocayız. Bütün o nekaisten eksiklikten kadın mübera olacak, temizlenecek, tasaykul görecek, hurilerden daha güzel olarak yaratılacak ve sana verilecek. Cennetteki o bahsedilen, Kur'an'da bahsedilen hurilerden daha güzel olacak dünyadan giden Müslüman kadın. O zaman senin şu bugünkü eksik, ihtiyarlaşmış vesaire arzalar olmuş bir kadın diye bakma. Hurilerden daha güzel bir istikbalde kadının olacak senin. Abi Üstad diyor, genç kızlar için söylüyor da, hani denk birini bulamazsanız diyor, evlenmeyin diyor. Evlenmeyin. Bu erkeklere de geçer. Aynı. Benim hakim sordu bana, sanki bu acayip bir şey ya. Ben ne kadar acayip badaraları geçirmişim ya. Beni yargılıyorlar nurculuktan, soruya bak. Bu bütün nurcular da biliyor, onlar da seyre gelmişlerdi şeye, mahkeme salonuna. Nurculukta yargılanıyorum, sorusuna bak. Sen niye evlenmedin diyor. Ulan içini geçiyorsan sana ne diyesin geliyor. Sana ne, niye evlenmedim diyeceğim gibi. Dedim ya ben buna bir dalga geçeyim. Bana dedi ki niye evlenmedin dedi. Hakimin elbisesi böyle ya. Niye evlenmedin dedi. Dedim hakim bey en iyisini aradım dedim. Bulamadım dedi. En iyisini buldum dedi. Niye evlenmedin dedi. Meğer dedim o da en iyisini arıyormuş. Herkes başladı gülmeye. O da güldü, baktı sonra baktı ki benimle dalga geçiyor. Hemen ciddileşti. Tamam bu soruyu geçelim dedi. Rize'deki mahkeme. Zeytinburnu'ndaki hakeza. Her çıkışımda savcılığı her çıkışımda hep niye evlenmiyorsun diye, niye evlenmedin diye yazıyor. Soruyor yani. Her. Hepsine aynı cevabı veriyor. Yok. Bakıyorum ben. Acayip. Niye evlenmedin? İlk sorular hemen ilk üç tanenin içinde bir tanesi bu. Geçen ya şey olmasın ama dedi. Pasaportta yanlış olmayacak. Ya yanlışlık olmasın. Bakıyor bekar mısınız dedi. Yani bekar mevli yazıyor ya. Yok kardeş yazacağız bekardır. Peki. Ne oldu dedim. Ya şaşırdım dedi amca dedi ya. Genç nasıl bekarsın dedi ya. Dedim kafasızım. Kafam çalışsa. Öyle mi ya? Yok öyle birisine benzemiyorsun amca dedi ya. Ben dedim kafadan eksiğim. Dedim başkalarını da mı yakayım? Allah Allah. Nasıl dedi amca hiç benzemiyorsun dedi. Tam lafımı getirdi. Bak dedim. Nasıl eksiksin dedi kafadan. İnan kalemi bıraktı polis. Dolduruyor pasaportu. Nasıl amca eksiksin dedi. Kızda var bu polis hepsi pasaport. Hepsi de durdu yani yazmıyorlar diğerleri de. Sırada. Nasıl amca eksiksin dedi ya. Hiç öyle bir adama benzemiyorsun dedi. Dedim bak ben Allah'a ve ahirete iman ediyorum. Ahirette hesap vereceğime inanıyorum. Ahirette hesap vereceğime inandığım halde gidiyorum rahatça günah işliyorum. Kafadan eksik değil miyim dedi. Hepsi indirdi kafayı. Amca dedi ya biz de mi eksiyiz? Peki dedim peygamberim sözünü söyleyeyim mi deyince Allah Resulü diyor ki küllü nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Ne dedi dedi? Ne demek o dedi? Allah ve ahirete inanacaksınız ama rahatça da günah işleyeceksiniz. Delilik değil de nedir? Allah doğru söyledi dedi ya. Amca be, senin şu pasaportu soru yapsak, zamanın varsa, şu dedi şey bittikten sonra seninle konuşabilir miyiz dedi. Olur dedi. Yapıyorum dedi ama bak bitiriyorum ama gitme. Tamam dedi. İnan ha Zeytinburnu, tamam dedi. Aldılar beni içeriye. Hem polisler de varmış. İnan yarım saat kadar sohbet yaptık. F-25'in içinde de çalışan çocuklar da vardı. Acaba vardılar yani çok acı hürmet. Ondan sonra anlattım, Allah anlattım. Peygamber ispat, ahireti, kaderi, girmediğimiz psikoloji gibi bir şey kalmadı yani. Ben yani en az yarım saat yani. Çok güzel şeyler oluyor. Türkiye bambaşka ya.
Hemen bir şey buluyorsun ya. Geliyorum. Kilom fazla. Kız. Ya dedim idare et bak dedim. 5 kilo ya. Hayır amca dedi. 5 kilo değil dedi. Ne kadar? 6 kilo dedi fazla. 6 kilo. 36 kilo geldi. Bu gelişim değil. 36 kilo. Ya al, ya 5 kilo olsa dedi idare ama dedi. Ya bize 5 kilo kadar idare etti dedi. 6 kilo geçti dedi. Ben iyi dedim. O zaman sen durumda kalma ama. Zor durumda kalma ama. Dedim ki belki bu zor durumda kalmak başka bir zor durumlarını ortadan kaldırır. Anlamadım dedi. Ya dedim bakarsın de kara basan da dedi de seni bir daha basmaz dedi. Kafadan attım yani tamam. Bir anda renk değişti falan her şey böyle. Meğer o gece ona kara basan basmış. Ya attım tamam yani. Yani senin o kilo basmaktan geldi hatırıma da. Hani bir şey değil ya başka bir şey yorumlamayın. Yani basmak var ya kiloya kilo. Dedim ya seni dedim şu dedim ağırlık senin belki başka bir ağırlığını kaldırır. Ya nasıl dedi. Bakarsın dedim kara basan basar seni. Ama böyle bir iyiliğinden dolayı dedim kara basan basmaz seni daha dedim. Meğer o gece basmış. Bir anda başladı şey. Zor tutuyor. Başladı Allah bir şey yapmaya gezi. Amca dedi benim kara basan bastığını. Hemen oradan erkek geldi. Bilet. Tabi münakaş etti bir şey yaptı zannetti de bunu Allah diyor böyle. Hemen geldiler şu iki kişi de geldi ama şeyi katırnırkaya kapattılar. Ne oluyor dedi. Ne oluyor ne oluyor? Ona bak yok bir şey dedi. Ne oluyor dedi bir şey mi oldu? Hani bana şey yapacaklar hücum edecekler. Yok dedi bir şey yok dedi bir şey anlattı dedi duygulandım dedi. Öyle mi ya? Yok zaten amca böyle kötü bir adama benzemiyor dedi ya. Ondan sonra ya dedi. Bir şey yok dedi. Ne oldu dedi. Öteni gitti. Erkek gitti. Kadın kaldı. Yapıyorlar. Ben de arada çantamla ya dedi bu akşam karabasanın bastığını söyledi bana dedi. Ondan sonra ikisi bir işimi yapana kadar gitmedi. Kartı verdim. Siteyi verdim. Bilmiyordum Nurlar tanıyorlar mı? Nurdersi.com'a siteyi verdim. Şeyi verdim yani. Siteyi tanıştılar. Ondan sonra bana 3-4 gün sonra mail atılıyor siteye. Ben diyor, turnikede 6 kilosu fazla iyi ki diyor. Bak Nurcu, sen artık dedi amca değilsin dedi, Hasan abisin dedi. İyi ki 6 kilo kilon geldi. Ben dedi, artık o kırmızı kitapları tanıdım dedi. Aynı böyle yazıyor. İyi ki 6 kilon geldi. İyi ki bana karabasan geldi. Çünkü bana dedi neler yazdı ya, aynı bu kadın gibi. Keşke o yazıydı olsaydı çarşamba. Bana kabirde neler basacaktı? Karabasan geldi, seni de denk getirdi. Aynı böyle yazdı. Neler oluyor ya? Garip garip şeyler oluyor. E işte o örtü işte uçakta olmuştu. Anlatmıştı onu daha önce de anlatmıştı. İşte ya dedi Allah kabul etsin dedi ya sen falan yanımızda oturan denk geldi uçakta. Ya dedi bazı kapallar dedim çok bağnaz olur dedi. Sen de bazen bağnazlık yapıyorsun. Sen de kapalısın dedim. Nereden kapalıyım dedi. Bak dedi bana. Hayır dedim. Sen de örtülüsün. Hem onlardan daha fazla örtülüsün. Nasıl örtülüyüm dedi. Herkes bakıyor. E boyadın dedim. Sen misin? Hem suratını boyadın hem saçını boyadın. O bari dedim başını atsa kendisi olur. Bari suratı kendisi. Sen boyayla sen başka bir şeye döndün. Örttün kendini. Allah Allah. Hakikaten doğru söyledin dedi. Bir sessizlik uçakta ki. Bir görsen ya. Bir yani açık saçı kadına kapalı diyorsun ve ispat ediyorsun. Ortalık acayip oldu ya. Ben hakikaten ilk defa bunu duysam. Ya bir Nurcu dayı olsam garibime gider bu mantık ya. Açık kapalılar yani. Hem de öyle kapalı ki açması mümkün değil. Neyle açacaksın? Tıraş olman lazım. O boya nasıl gidecek? Saç büyüyecek de kaç ay sonra sen olacaksın. Abi bu fıtrattan geliyor değil mi? Fıtrat onu istiyor yani. Evet. Fıtrat örtülmek istiyor. Onun için örttü kendisini. Öbürünün suratı böyle de onun ne çıkacağı hiç... Sen dedim suratın sen musun dedim. Ben senin sen olduğunu nereden bileceğim dedim. Bak her tarafı boyadım. Ama dedim bak birisi var o budur. Şüphem var mı dedim onun gözünden suratının nasıl hangi renkte olduğuna. Ses yok. Ben sana söyleyeyim dedim. Bak ondan hiç şüphe yok. O dedim teni odur. Ama senin belli değil dedim.
Kadın da bir anda olmuyor tabii. Bir yarım saat konuşmalar var. Ya. Bir tanesine, başka bir tanesine geldi hostes. Şimdi de. Şimdi gelirken. Bir şey anlatmamışım da öyle. Şimdi geldi, şey yaptı. 8 dedeyim. Koldayım. Yemek dağıtıyorlar. Allah aşkına yemek dağıtıyorlar. Kur'an okuyor. Herkese verdim. Veriyor, hiç sormadan uzatıyor. 3 kişi yok. Ona uzattı. Yanımdakine uzattı. Size vereyim mi dedi. Bana vermeyi soruyor. Onlara hiç sormadan veriyor. Sormadan veriliyor. Niye? Oruç mu? Çözün bakalım. Oruç mu? Kendisi oruçlu olduğunu hemen anladım. Açık saçık ve hostes. Ne olur anlayın biraz ya şeyi. Bakın 3 kişi oturuyoruz. Ben Kur'an okuyorum. Uçak kalkmış. Anı şeyi geçti. Yani uçakta bir kalktıktan sonra bir düdük çalarsa yolcu kalkamaz. O personele diyor ki tamam uçak kalktı, düş yaptık. Siz servisinize hizmete başlayın. Ama bize daha değil. Ben artık ömrüm geçti ya uçaklarla biliyorum. Ondan sonra hizmete başladılar. Yemek dağıtmaya başladılar. O hiç sormadan, sormaz kardeş, uzatır yemeği. Hatta kart verir önceden. Değişik şeyler var. He, bak bu niye böyle yırtılmış? Bu arada da diğer kardeşlerim de şey yapsınlar. Bu peçete, kopartın peçete bir anda kullanılmaz. İkiye bölün kullanın. Yani aldığınız peçete havlu gibi. Bir siliyorsun atıyorsun. Bak bunu en az 4-5 defa şey yapmışız. Şimdi kart veriyor sana uçağa binince. Ne vardı biliyor musun? Tavuk mu? Köfte mi? Tercih, kartta şey yapıyorsun. Onun için mesela hemen uzatırken ne istiyorsunuz diyor. Hangisini yani? Tavuk mu köfte mi? Zaten o söylüyor. Tavuk diyor. Köfte diyor. Bana ne diyor biliyor musun? Vereyim mi diyor. İster misiniz diyor. Ben de ne cevap verdim biliyor musun? Ben de senin gibi oruçum dedi. Böyle yaptı. Ben de senin gibi oruçum. Çünkü oruçlu olan oruçlu olanı anlar. Ya, ama zahirde şıllık dersin değil mi? Zahirde çıplak dersin değil mi? Belki bir yetimdir. Bakıma muhtaç anasına bakıyordur. Benim çok şefkatim miyim yani? Böyle elimden geldiği kadar üstü zannetmeye çalışırım. Yani o keyfi için onu uçakta onu yapacak milletin burnunun kokusunu dinleyecek işi niye yapsın? Ondan sonra her şey yapıyordum. Okuyorum böyle. Tam geçiyordu. Orada bir çocuğu var karşıda. Onun kemerine uğraşırken geldi. Masum. Hocam bana da dua etti. Ondan sonra inerken hocam güle güle. Uğurluyorlar ya. Benim Müslümanım bambaşka. Bak o da açık saçık. Alman yapar. Alman bak. Alman Müslüman olduğu halde kadın kocası Türk. Bildiğiniz isim vermeyeceğim. Kocası Nurcu. Kadın da Nurcu oldu ama Alman. Dedi ki Hasan abiyi çağıracağız. Niye dedi? Çay ikram eder, sohbet eder. Niye çay ikram edeceksin dedi yani. Yani çayı niye ikram edeceksin ki dedi. Allah Allah. Biz Müslümanlarda ikram var dedi ya. Kendisi bana anlattı. Abi ne kadar Müslüman olsalar bile diyor. Ya Türkiye'deki ya bir tane alsan sen hanım. Desen ki ya ben Hasan abi çağıracağım. Tabii ya bir daha önce söylesen keşke der. Ya bir tatlı yapardık bir şey yapardık. Veya der ki çağırma. Ama çağırma demiyor. Niye çay ikram edeceksin dedi. İkram denen mantıklarında yok ki. Ama ya, yeni öğrenecek tabii Müslüman olduğu için. Şöyle düşün abi. Karı koca gidiyor. O ayrı parasını ödüyor. O ayrı parasını ya. Ödeyen bir ailede. Şimdi sana ikram olacak. Böyle bir mantık olur mu? Başka? Duygusuz bir erkek karısından korkar, akıllı bir kadın erkeğini sayar. Duygusuz. Niye duygusuz bir erkek karısından korkar? Duygusuz olduğun için duygu tatmini yapmıyorsun karına. Bu sefer karın duygusunu tatmin etmek için başkasına gidecek o korkusundan. Duygulu erkek, bak duygusuz bir erkek
Hani kitap okumayı bilmiyor. Hani kadın bir kitaptır. Duygusuz bir erkek karısından korkar. Bu kabadarlık manasında değil. Her şey bana ihaneti yapar diye hiç. Hangi erkekler korkar? Ya karım beni aldatır mı, aldatıyor mu diyen hangi tip erkekler biliyor musun? Duygusuz erkekler. Karısını duygusal davranmayan, duygusal tatmin etmeyen, karısına iyi davranmayan, karısının ihanetinden korkar. Sen karına iyi davrandıktan sonra kadın sana niye ihanet etsin? Eden olmaz mı? Üst üstadır. O da sana mı denk gelecek? Sen adam gibi davranırsan endişe etmezsin. Ama vardı ya ama. Kör. İki kör. Zeytin yiyorlarmış. Fakirlikte zeytin çok. Bir tanesi demiş ki kör. Öteki körü. İki tane yeme demiş. Lan sen de kör ben de kör. İki tane yedimi nereden biliyorsun? Ben öyle yiyorum da sen de ölüyorsun. Öyle yediğini biliyorum. Zannediyorum. Diyor. Suizan eden kendisi suizana uğrar. Men dakka dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Duygusuz bir adamsan kadınını da duygusuz zannedersin. Kendi gözlüğünü taktın. Artık bu gözlüğü değiştirmek lazım. Eşek de affedersiniz. Eşeğe yeşil veriyorlardı otmuşta. Bitmiş. Kuru saman vermişler. Erkek yememiş. Eşek yememiş. Sonra ne yapmışlar biliyor musun çareyi? Tahmin edin. Yeşil ot veriyorlarmış eşeğe. Bitmiş. Bu sefer kuru saman veriyorlar. Yemiyor. Ölecek. Kış. Nerede bulacaklar şimdi yeşil ot? Tahmin edin ne yaptı? Ne buldular? Boyamışlar mı? Yok. Boyama yemez ki. Koklar. Gittiler yeşil gösteren gözlüğü taktılar eşeğin gözüne. Samanı yeşil gördü. Yemeye başladı. Bak. Duygusuz bir erkek karısından korkar. Akıllı bir kadın erkeğini sayar. Erkeğini saymayan kadın kadar aptal kadın yoktur. Çünkü akıllı kadın erkeğini sayar. Ama sıradan bir erkekse başka on baş demiyorum yani böyle şahsetsiz, kimliksiz ondan konuşmuyorum. Biz normal süreçten bahsediyoruz. İstisnalar konumuz değil. Bugün evli kimseler, bekar kimseler gibi ve bekarlar da evliler gibi yaşıyorlar. Anlıyor musun? Bana diyorlar ki, niye evliler diyor, niye bekarsın? Sen bekar olduğun için. Bir daha söyleyeyim. Bugün evli kimseler, bekarlar gibi, bekarlar da evliler gibi yaşıyor. Aynen. Niye bekarsın dedim, senin gibiyim ben de dedim. Renk değişti. Bugünkü evliler, bekarlar gibi, bekarlar da evliler gibi yaşıyorlar. Ne kadar oldu? 1,5 sayı kaldı. O zaman... Ufak bir örnek versen abi. Peki, örnek vereyim. Herkes kendi alemine göre farklı. Bak kardeş. Bekarlar zinaya gidiyor. Evliler de zinaya gidemiyorlarsa, tamam mı? Gitmiyor. Bugün evliler kimse, bekarlar kimseler gibi. Bekarlar ona... Yani artık birbirine saygı duymuyor, bir duygusallık duymuyor. Yani sanki kocası yok, sanki karısı yok gibi odunlaşmışlar. Evliliğine duyguları koymamış. Bak, bugünkü evli kimseler bekar kimseler gibi. Yani iki arkadaş gibi olmuşlar evde. Birbirlerine yakınlık duymuyorlar. Sevmiyorlar ki yakınlık duysun. Sevmek ne olur? Yakışıklı ve güzel olmak değildir. Bak, birbirini sevenler aynı yerde, aynı birbirine bakanlar değil. Aynı şeyi paylaşanlar da olur. Sevgi olabilmesi için sevgiyi besleyen bir kaynak olması lazım. Bir daha söylüyorum, bunu unutmayın, elime bakın. Sevgi lahutidir, dünya cinsinden değildir, melekutu bir hakikattır. Bir evde, bir insanda sevgi pompalanırsa o insanlar sevgiyle dolu dolu olur. Karısını sever. Kendisini sevmeyen, kendisine barışık olmayan,
dini olmayan bir insan, kendisini sevmeyen, kendisine barışık olmayan bir insan seni sevip seninle barışık olur. Kendisini affetmiyor. Kendisine güvenmiyor. Özgüveni yok. Kendisine saygısı yok. Hızlı hızlı okuyayım şurayı. Bir yüz kaldı. Bir gün. İstersen ha? Bir Sarat abi tabii sen. Yok bana değil. Bir bakayım Sarat. Oo çok oldu. Biraz oku istersen abi. Yok. Bir derslik bırakalım. Peki. Yani çok ilginçtir. Yani bu ne biliyor musun? Laikalardan, Osmanlıca eserlerden vesaire ecdadın tespitleri, ecdadın tespiti, %60 benim tespitim. Tamam mı? Yüzde değerleri ecdadın, Osmanlıca'dan çevirme, çevirebildiğim kadar bulduğumuz şeyler. Ta ki bu malzemedir. Hayatın içeriği yani bu. Sanki bu hanımdan bahsediyoruz da fıtrat okuyoruz. Erkekten konuşuyoruz, evlilikten konuşuyoruz. Bak bugünkü evli kimseler, bekar kimseler gibidir. Hayatlarında sevgi yok, hayatlarında din yok. Yani bir daha söyleyeyim, sevgiyi pompalayan dindir. Eğer din kaynaklı bir evlilik yoksa cehennemdir orası. Sevgiyi kim pompalar? Ortak değerlerinizi arttırırsanız evinize huzur gelir. Allah'ınız bir. Artır yetmez. Ne yetmez? Peygamber bir. Kitabınız bir. Mesleğiniz, meşrebiniz bir. Meşrep olmaz da mesleğiniz. Yani bir tanesi dershane hiç sevmiyor. Gitme diyor. Ötekisi dershanesiz yapamıyor. Meşrep bile bayağı etkiliyor abi. Tabii. Ortak mesela diyelim ki ortak birimiz. Diyelim ki Urfalı ile evlendi, bir Karadenizli. Olmuyor yani o da. Birisi çiğ köfte diyecek, lahmacun diyecek, birisi lahana balık diyecek. He yani olmuyor. Yani şaka ama ciddi yani. Bunun da meseleyi mesele edinen var. Yani şeyi demek istiyorum. Uhuvvetinizin içerisine ortak yönlerinizi çoğaltın. Ortak yönleriniz çoğalmaz. Başka bir çareyi sunuyorum. Allah'ınız bir, peygamberinizin kitabını çoğalmıyor. O zaman var olan ortağınızın, ortak tarafınızın çapını büyütün. Allah mı ortak tarafınız? Allah'ınız bir. Allah'ı tanımada büyütün, çapını büyütün. Peygamber olmasa bile. Hani İsa aleyhisselam diyor. Öyle aileler var. Burada tanıdığım çok var. Hristiyan şeyi. O zaman Allah'ta biriz. Allah'ı ispatta çoğaltın. Yani ortak tarafınızın adedini çoğaltamıyorsanız var olanın çapını büyüt. Ortak nerede birleşiyorsunuz? Allah'ta. Allah'ı büyüt. Biraz da genişle. Peygamber'de de birleşiyor biliyorsunuz. Onu büyüt. Ama zannetmiyorum biraz. Allah'ınızı büyütün. Allah'ın çapını büyütün. Tevhid dersleri yapın. Haşir derslerini yapın. Allah olunca haşir de var. Meleklerin ispatı dersi yapın. İmani ders yapın. İmani ders yapın. İmani ders yapın. Ortak yanınızın çapı büyüyor. Ortak tarafınız ne kadar çok veya çapı büyükse içini sizi alacaktır. Mutlu olacaksınız. Bu bir psikolojici ancak bu tespiti yapar. Bu aile pedagoguna benzemez bu cümle. Ama çok doğru bir şey abi. Ya o ortak malzemelerinizi çoğaltın, ortak çeşitliliği. Mesela Allah'ınız, peygamberiniz, kitabınız, Müslüman'dan bahsediyorum. Haşir, tamam. O zaman ortak zevklerinizi çoğaltın. Yani akrabasına git. Merak etme o da akrabasına, senin akrabana gelecek. Elini öp annesini, babasını. O da öpecek seni. Bak çoğalt. Ona saygı göster. Kendine saygı gösteriyorsun. Çünkü o sana saygı gösterecektir. Hürmet isteme. Hürmet ver. Ne olur? Değiş deme. Değiş. Tamam? Bu doğrudur, yap deme. Doğruyu sen yap.
Değişimini isteme. Çünkü insanlar değişime direnendir. Sen değiş. Gözünü değiştir. Samanı bile yeşil ot görürsün. O zaman da yersin. Netice yemek değil mi? Yedi işte. Ya eşek olacaksın ya da adam olacaksın. Ya gözünü değiştireceksin ya hakiki ot bulacaksın. Başka şansın yok. Ya hakiki ot bulacaksın ya gözlük takacaksın. Ya olayları değiştireceksin gücün varsa veya olaylara bakışını değiştireceksin. Neyle yapacaksın bunu? Ben söylüyorum ama Reşit sen de sen işit. Zannediyorum insanlar şöyle yapıyor. Ben bunlar aptal mıyım yazıyorum okurken. Zannediliyor ki tefekkür ettiğim şey kaldı. Allah Resulü diyor ki tefekkür ettiğiniz şey ilhamdır. Kuş gibidir. Allah'ın size gönderdiği kuştur. Ayağından bağlayınız diyor. Yani tefekkürünüzü yazın. Mesela bu dersi dinliyorsun değil mi? Bu dersi benim söylediğim cümleyi yazma. Yazacaksan yaz da. Esas o sana neyi çağrıştırdı? Neyi tedavi etti? Sen de neyi uyandırdı? Sen ne anladın? Onu yaz. Şurada hata yaptım. Ben öyle bir şey demedim. Ya Ali ya Ayşe. Hata yaptınız değil mi? Şurada hata yapıyorum. Şurada doğru yapıyorum. Şu zaaflarım. Şu güçlü yönlerim. Bunu güçlendirmem lazım. Bunun çapını. Yani zaaf ve güçlü yönlerini yaz. Yazarak ancak nakş olur. Dinleyerek olmuyor. Ya okuyacaksın ya yazacaksın. Dinlemeyle olmuyor. Allah dinle demedi. İkra. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Yani ikra, oku. Yaz. Okuyan yazar. Dinleyenlerde yazma kabiliyeti olmaz. Okuyanlarda olur. İbrahim garip garip bakıyor. Çünkü en çok yazanlardan sensin. Çünkü ben şeyde bile çalışamıyorum abi bazen. Dinliyorum ama Risale'yi dinliyorum mesela, dersleri dinliyorum. Ya. Şey olduğu zaman yazıyorum ben mesela, not alıyorum, şey yapıyorum. Mesela uçakta mesela ben bu Risale şey yaparken, Kur'an okurken, Kur'an okuyorum çoğunlukla uçakta. Bu telefonun yazı yazma özelliği var. Gavur bana yapmış bunu. Kalemini çıkarıyorum, tıkır tıkır yazıyorum devamlı. Bir ilham geliyor Allah aşkına. Yerde gelen ilham gibi değil havada. Vallahi bir ilhamlar geliyor. Döktürüyor ya sayfalar ya. Acayip. Kur'an okurken o ayete geliyorum. Çözemediğim bir yer vardı Risale'de. Uçakta geliyor. Çünkü nefis yok, şu yok, bu yok. Yukarıdan aşağı bakıyorsun, evler bile gözükmüyor. Böyle değişik, yüksekte insanın şeyine güçlü. Hele tok karnı olmayacaksın. Uçakta tok karnı olmayacaksın. Çünkü yüksekte insan hafızası üzerine çok tesir azimdir. Onun için usta dağlara çıkardı. Her peygamberin dağı ve mağarası var. Her peygamberin dağı var. Burada hiç yok abi dağ ya. Uçak dağı işte. Ondan sonra acayip yani. Öyle geliyor ki. Tak 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 tak. Her zaman geliyor. Çünkü her zaman bekliyorum kafasında. Çoğu herkese aman aman gelir ama fark etmiyor. Vahir davahım. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.